Selam yumru severler. Bugün Çin'den almış olduğum bir uzaktan kumandalı ekskavator ve bir uzaktan kumandalı kamyonu inceleyeceğiz. Oynayacağız demek daha mı doğru olur bilmiyorum ama bir şeyler yapacağız işte. Hızlıca kutuları açarak başlamak istiyorum. Modellerin ikisi de 1/14 ölçeklendirmede bu arada, yani birbiriyle uyumlu olacaklar. Özellikle dikkat ettim ona. Ekskavator şu şekilde gözüküyor. Öndeki kepçe tamamen metalden. Onun dışında ağırlıklı olarak sert plastik kullanılmış ve paletlerimiz kauçuktan. Kumandanın görünümü şu şekilde. Kumandaya bayıldığımı söyleyemem ama iş görsün yeter. Ve son olarak bir tane de USB şarj aletimiz var. Onun dışında kutunun içinden bir şey çıkmıyor. Hatta kitapçık bile çıkmadı. Hemen kamyondan devam edelim. Kamyonun görünümü de şu şekilde. Bunda herhangi bir metal kullanmamış gibiler fakat malzeme kalitesi olarak daha güzel hissettiriyor ve bayağı ağır. Özellikle şu ön kısmı ciddi bir ağırlığa sahip. Bunun sebebi içindeki sistemler mi yoksa arkasına yük bindirdiğimizde devrilmesin diye böyle metal bir şey mi koymuşlar? Onu bir merak ettim. Kumandası da şu şekilde, çok daha kaliteli hissettiren bir kumanda var açıkçası şuna kıyasla. Ekskavator çok daha pahalı aslında. Neden bunun malzeme kalitesi daha iyi? O birazcık kafamı kurcaladı. Belki de bundaki piston sistemlerinden dolayı falan maliyeti fazladır, bilemiyorum. Şimdi şu kamyonu bir kenara alalım ve ekskavatörle başlayalım. Bakalım neler yapabiliyor. Alette ses simülatörü de varmış. Şu an sesleri taklit edecek muhtemelen. İlk önce bir neler yapabildiğini görmek istiyorum da. Şu an bütün hareketlerini deneyeceğim. Tamam, bunu yapabiliyor olması güzel. Şu güzel bir şey. Sanırım çözdüm. Joystick'lerle kepçenin hareketlerini kontrol ediyoruz. Şu üstteki tuşlarla da paletleri kontrol ediyoruz. Yani paletlerin ikisini de gayet bağımsız bir şekilde ileri geri yapabiliyoruz buradan. Buna alışması birazcık zor olacak gibi. Çok kolay alışılacak bir kontrol şeyi değil, şeması değil. Şu tuş sesi açıp kapatıyor ama ses simülatör gibi değil yani. Geçenlerde bir RC tank incelemiştim ya. Onda mesela gaza bastığımda da motor sesi değişiyordu. Bunda sadece arkada ses yapıyor yani. Çok da bir olayı yok. Şu an tek çözemediğim şu fonksiyon. Şunun ne işe yaradığını şu an algılayamıyorum. Bastığımda burada ışık yanıp sönüyor ama ışığı açıp kapatıyormuş ya. Bunda da özel bir şey yok. Kepçeyi full fonksiyon olarak kullanabilmeyi sevdim. Yani hem şurada hem şuradan hem de buradan hareket verebiliyoruz. Tamam. Sen kenara geç şimdi. Kamyonla devam edelim. Kamyonun kitapçığında 10 fonksiyon var diyor bu arada. 10 ne yapabiliyor? 10 tane ne yapabiliyor bu kamyon? Onu da bir merak etmedim değil. Kasayı kaldırabiliyoruz ve kasa açılırken arkadan şu boşaltma kapağı da açılıyor aynı zamanda. Bu güzel. Tekerlekleri sağ sol yapabiliyorum ama nasıl ileri geri gideceğimi şu an çözemedim. Gitmiyor. Bu aletin ileri geri fonksiyonu çalışmıyor ya. Kitapçığından da baktım. Şununla ileri geri yapması gerekiyormuş. Şimdi mesela ileri bastığımda farlar yanıyor ama motora hareket vermiyor. Şunun içine bir hızlıca bakalım. Umarım basit bir şekilde yapabileceğim bir şeydir. Evet, tekerleklerin motorunun kablosu kopuk. Soğuk lehim olmuş muhtemelen burada. Kargo sırasında kopmuş. İyi, basit bir şey, sevindim. Şöyle basit bir lehimle muhtemelen bunu çözeceğiz. Evet, bakalım oldu mu? Tamam, ileri geri fonksiyonu çalışıyor. Kasa da çalışıyor. Buna damper mi deniyordu? Damper de çalışıyor. Oldu. Bunu bir yerde denemek istiyorum ama. Öteki yerde sürmeye çok müsait değildi de. Yani muhteşem hızlı çalışmıyor ama zaten bir kamyonun da hızlı çalışmasını beklemeyiz herhalde. Tamam.
İkisinin de tam fonksiyon çalıştığına emin olduğumuza göre şimdi bunları alacağım. Yarın sabah köydeki eve gideceğiz ve orada börtü böcek, toprak moprak inşaat makinesi kullanacağız. Yarın görüşürüz. Evet, köye geldik. Şansımıza buraya kocaman bir toprak yığmışlar. Yani şu an başka bir şey istesem olacakmış, öyle diyeyim yani. Bana bir şey lazımdı, böyle şantiye alanı gibi bir şey lazımdı. Direkt hazır. Daha yeni dökülmüş taze yumuşacık toprak. İlk önce aletleri bir toprak yolda deneyeceğim. Bakalım neler yapabiliyorlar. Kamyonla başlıyoruz. Kamyon düz gidemiyor çünkü 4x4 değil ve öndeki şeyler takılıyor. Etekler mi denir, ne denir? Yere çok yakın bu kamyon. Kamyonda hiç iş yok be. 4x4 olsa belki iş yapacak ama şu an anca idare ediyor. Kepçeyi deneyelim bakalım. Bu paletli sonuçta, bunun bu kadar şey yapmaması lazım. Kepçe güzel, hem de bayağı güzel. Ekskavatör demeye uğraşmayacağım buna, kepçe diyeceğim bundan sonra. Düzeltme ihtimalin var mı? Yok. Aslında ölçeğini düşünecek olursak muhtemelen bu gerçeğine bayağı uygun bir şekilde gidebiliyor ya. Çünkü burada kocaman bir şey yapmaya, yani neredeyse kepçenin boyu kadar bir yere çıkmaya çalıştık şurada düşününce. Bak şimdi devirmeden geçeceğim. Vay be. Ben çözdüm bu işi. Şu an kedi avına yaklaşıyor abi. Aha. Korkacak mı sence? Bilmiyorum ama az önce sanki böyle kuşa yaklaşır gibi yaklaşıyordu. Evet. Tamam, korktu hayvan ya. Yalnız o kepçeyi oradan geri getirmek 15 dakika sürüyor. O yüzden ben gidip elle alacağım bunu. Şimdi bir gerçek kepçe fonksiyonlarını deneyelim bakalım. Birazcık ağır kaçmış olabilir almaya çalıştın şey abi. Evet, daha yumuşak toprak denemeliyiz gibi. Oha, oldu. Tuşları karıştırdım şu an. Dur, hangi tuş hangisini yapıyor? Hah, tamam. Hadi bakalım, başarabileceksin mi? Başaracağım. Hadi. Helal be. Maşallah dediğin 30 saniyence yaşıyor Harun. Ya kontrolleri gerçekten çok zor bu arada. Ben bu işi çözdüm. Denemek istiyor musun Harun? Evet. Arkadan bana kıkır kıkır gülüyor da al dene bakalım ne olacak, neler yapabileceksin. Bu ne lan? Komik miymiş? Ama bir sorun var yani abi, bu normal değil. Bir sorun falan yok öyle. Sen yumuşak yerleri almışsın. Ya hiç alakası yok, seninki daha yumuşak toprak. Bence sen bunu bozdun. Al ver. Al bunu. Bekle, şunu alman lazım. Al kamerayı ver. Bak aldım valla. Oo, senden daha güzel aldım. Ay 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 ay. Hadi bakalım. Ay 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 ay. Ya. Acaba kamyon ağırlaştığı için şu an daha iyi gidiyor olabilir mi? Sanki gidiyor. Sanki evet. Daha ağır yapsak daha iyi gidecek gibi bir şeyi var bu kamyonun. Şimdi ilk önce şu damperi bir boşaltalım bakalım. Aynen bak, altı, arkasında hiç ağırlık olmadığında en ufak bir şeye takılıyor. Direkt kürekle doldurup bir deneyelim mi? Bunu şimdi kepçeyle doldurmaya kalksam 20 dakika uğraşırız. O yüzden böylesi daha temiz. Yani hala muhteşem değil ama bir gideri var. Gidiyor. Bakalım bu kadar çok toprağı boşaltabilecek mi? Toprak bir de ıslak daha. Bence okey. Hiçbir sıkıntı yok. Şu an denemek istediğim son bir çılgınlık kaldı. O da şu arkadaşı tepeye kadar çıkarabilecek miyim? Onu merak ediyorum. Ya ben tankı niye getirmedim ki gelirken? Var ya, gelirken tankı getirseydim burada tankla deli eğlenebilirdim şu an ya. Tank çıkar mıydık o kadar? Bence çıkardı. Hayır.
Bu çok hızlı oldu. Burada gider mi? Burada gider ama buradan düşerse sıkıntı da olabilir birazcık. Yüksek yani. Hayır, 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 hayır. Yok. Nasıl dengeleyebilirim şu an bunu? Çocuğum, niye böyle yapıyorsun? Çözdüm mü olayı? Neden biliyor musun? Şu kısım çok dengesiz. Onu içeri alacağız önce. Evet, böyle daha iyi bir ağırlık dengesi oluşturup geriye doğru devrilmesini engelleyeceğiz. Ya bilimsel konuşma işte. Sür hadi bakalım, sürebilecek mi? Devrilmiyor. Ama sürülmüyor da. Sürülür o. Bak, 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 bak. Gördün mü? Dengeyi sağlayınca her türlü gidiyor. Bilim yine kazandı. Hadi oradan in bakayım, inebilecek misin? Hayır, hayır. Toprak şey, ıslak ya, o yüzden oluyor. Yoksa... Tamam ya, zorlamayacağım daha fazla. Ama şu an şeye çok pişmanım. Tankı buraya getirmediğime çok pişmanım ya. Getirebilirdim. Bayağı da güzel eğlenirdik ha. Neyse, haftalık vloglardan bir tanesinde tankı böyle toprak zeminde test etmemi istiyorsanız videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Buradan da hemen primimi yapayım. Bir de 2 milyon abone oluyoruz ya. Abone olsanıza. Bir abone olmanız lazım gibi yani. Az kaldı. Ama ben söylemeyince siz olmuyorsunuz. Olmuyor yani. Gitmiyor. 2 milyona bir türlü gidemedik böyle. Son 100 bini gözümde büyütmeye başladım. Yani bir Bayburt ediyor aslında düşündüğünüz zaman. Az bir şey etmiyor ama. Benim kanalı da sana bağlı. Zaten kullanmıyor ben. Harbiden Harun'un kanalını bana bağlasak her şey çözülecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.